Evet, kıymetli misafirlerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, bir dini, milli, bütünümüze yönelik tedbirler sempozyumumuza tekrar hoş geldiniz. Evet, kıymetli misafirlerimiz, hepsi genç oldukları için tabii girişimiz de böyle daha heyecanlı, daha güzel oldu. Vatan millet sevdası gençlerimizle beraber yeni bir programımızı icra edeceğiz. Kıymetli izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Ve programımıza misafirlerimizi de beraberinde getiren İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı Sayın İbrahim Fatih Ekici eğitmenimiz. Buyurun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Meltem TV ailesine bizi ağırladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada Türkiye'nin birçok yerinde bulunan İcmal Gençlik Derneğimizin şube başkanları ve üyeleriyle birlikteyiz. Salonumuzu tıka basa doldurdular. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Birçok yerden binlerce belki kilometre mesafeden gelenler var aramızda. Onlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ben öncelikle İcmal Gençliği'nin mimarı Profesör Doktor Haydarbaş hocamıza teşekkür ederek bize gösterdiği hedefe ulaşmak üzere önümüze koyduğu prensiplere, yola teşekkür ederek başlamak istiyorum. İcmal Gençliği Profesör Haydarbaş hocamızın fikirleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmekte. Derneğimizin Türkiye'nin birçok yerinde 30'un üzerinde vilayetinde şubesi temsilciliği bulunuyor ve her geçen gün büyüyerek çalışmaları devam ediyor. İcmal Gençlik Derneğimizin tabii ki temel birkaç amacı var. Ben özetle bunu söylemek istiyorum. Bunun en önemlisi şu: İcmal Gençlik Derneği milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, milletini, bayrağını, örfünü, ananesini, dinini seven, peygamberini bilen, ehlibeytini bilen bir genç yetiştirmeyi hedefliyor. Bu manada da İcmal Gençliği'ni şöyle tarif edebiliriz. İcmal Gençliği dindar bir gençliktir. Ancak inancımızı peygamberimiz gibi, onun ehli beyti gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi anlayan bir din anlayışına sahiptir. Bir başka yönü, İcmal Gençliğimiz vatanını, milletini, bayrağını çok sever. Bu manada da milliyetçi bir gençliktir. Ancak bu milliyetçilik kafa tasçılık değildir. O milliyetçiliğin içerisinde Hacı Bektaş'ın ortaya koyduğu, Mustafa Kemal'in de Cumhuriyetimizle beraber şekillendirdiği bir gençlik vardır. Nedir o? Bu gençliğin içerisinde 7'den 70'e her insan var, her kültüre sahip, Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Lazı, Kürdü hiçbir ayrım yapmadan Allah'a inanan, peygambere inanan, ehli beytini seven bütün bir millet var. Bizim anladığımız Türk milleti, Hacı Bektaş'ın ortaya koyduğu gibi, bunu sıklıkla da Profesör Doktor Haydarbaş hocamız dile getiriyor. O Anadolu'ya geldiğinde, Anadolu yaylasında Keldanisi, Süryanisi, Arabı, Acemi, Rumu hep beraber vardı. Onlar Hacı Bektaş'ın şahsında Müslüman oldular. Bir de baktılar ki Hacı Bektaş Türkmüş, o zaman biz Türk'üz dediler. Bizim anladığımız Türklük, milliyetçilik de budur. Bu manada da biz gençlerimize, bütün faaliyetlerimizde aynı şeyi söylüyoruz. Bizim bir olmaya, beraber olmaya ihtiyacımız var. Bunu yaparken de milletimizin temel değerlerine her zaman sahip çıkmak var. Şu anda İcmal Gençliği Türkiye'nin her tarafında 7 yaşından, 5 yaşından başlayarak faaliyetlerimize katılmakta ve buradan temel bir ölçü almakta. O da öncelikle vatanını sevecek, bayrağını sevecek, milletini sevecek. Farklı bile düşünse o insanı insan olduğu için sevecek. Ve bunu da biz hiç yılmadan devam ettiriyoruz. Ben arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her tarafında özveriyle çalışıyorlar, gayret ediyorlar ve bu gayretlerin neticesinde de çok sayıda gencimizin bu duygularla yetişmesine sebep oluyorlar. Bu noktada ben tekrar bize öncülük yapan, bizim önümüzde rehber olan ve yaptığı her çalışmayla, söylediği her sözle önümüzü açan
Muhterem Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bu gençliğimizi biz sahiplenmek zorundayız. Eğer memleketimizin geleceğine güvenle bakmak istiyorsak, memleketimizin geleceği aydın olsun istiyorsak, gençleri bu özelliklerle yetiştirmek zorundayız. Son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın makalat eserinde geçen çok önemli bir sözü var. Diyor ki, gençlik maddeye esir olmamalı, maddeye esir almalı. Yani icmal gençliğini aslında yıllar önce kendisi böylece tarif etmiş oldu. İcmal gençliği maddeye esir olan, maddenin kölesi olan bir gençlik değildir. Bu milletin her türlü güzel değeriyle beraber yoğrulmuş, madde dediğimiz dünyalığı cebine koymuş, insan sevgisini, inancını gönlüne koymuş bir gençliktir. Programımız hayırlara vesile olur inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli misafirlerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi de sempozyumumuza sayın gazeteci yazar Murat Cabaz Bey'le devam ediyoruz. Buyurun. Buraya teşrif eden icmal gençliğine öncelikle hepsine hoş geldiniz diyorum. Ve sempozyumda konuşacak olan bütün akademisyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Ekran başında bizleri takip eden izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi ben bugün biraz daha dünyada yaşanan gelişmelerle alakalı konuşmak istiyorum. Malum Amerika'da bir seçim yaşandı ve bu seçimlerden sonra 20 Ocak itibariyle yeni Amerikan başkanı başkanlık koltuğuna oturdu. Trump, Donald Trump, cumhuriyetçi aday. Ve ondan sonra bu 20 Ocak'tan bugüne yaşanan gelişmeler, yani Amerika merkezli gelişmeleri biraz ifade etmeye çalışacağım. Şimdi tabii Amerika'nın genelde politikasına baktığımızda, yani dolar hakimiyetiyle ya da kaynakları elde etme yöntemiyle ya da savaşlarla ya da bir takım isyanları teşvik ederek bir dünya politikası oluşturmaya çalışıyor. Bazen kendisi Irak örneğinde olduğu gibi bir işgal politikası hayata geçiriyor. Direkt kendisi işgal ediyor. Bazen NATO'yu devreye koyuyor. Bazen de 2004 yılında Amerika'nın FAS'ta aldığı kararla beraber Colin Powell'ın ifadesiyle yani iç isyanları teşvik ederek bir takım aktörleri devreye koyarak kendisi ise sadece vekalet savaşı yürüterek bir şekilde dünya politikalarını belirlemeye çalışıyor. Şimdi Amerika'nın dikkat ederseniz gerilimden beslenen, savaştan beslenen veya iç çatışmalardan beslenen bir yapısı var bugüne kadar. Konu barış olduğu zaman, barış eksenli bir takım gelişmeler olduğu zaman da Amerika'nın hard diski error veriyor. Yani barış konusunda Amerika bir özellikle son dönemlerde yaşanan bir takım gelişmeler neticesinde Amerika'nın bir argüman üretemediğini görüyoruz. Zaten bakıyoruz Amerikan dolarında ciddi bir erime var. Yani 11 trilyon dolarlık bir döviz rezervi içerisinde şu anda Amerikan doları %58'lerden, %59'lardan %33'lere kadar düştü. Doları eriyen bir Amerika var. Başka Astana zirvesi gösterdi ki şu anda Orta Doğu politikalarında denklem dışı kalan bir Amerika var. Şimdi tabii Amerika bu tablo gündeme gelince bir anda Amerika için bir takım planlar kurgulayanlar veya Amerika'nın perde arkası iradeleri ne yaptılar? Bu sefer hani demokratlar ve cumhuriyetçiler vardır. Amerikan politikaları asla değişmez. Orta Doğu politikaları, Türkiye politikası, Rusya politikası, İslam ülkeleri politikası, bunlar Amerika'nın İsrail politikası, bunlar değişmez, kalıcı politikalardır. Sadece bu politikalar uygulanırken demokratlar güler yüzle bunu yaparlar. Cumhuriyetçiler ise sert tavırlarla bunu yaparlar. Dolayısıyla şimdi Obama, yani şunu ifade edebiliriz. Demokrat Obama zamanında ve Cumhuriyetçi Bush zamanını mukayese ettiğimizde Demokrat Obama zamanında Orta Doğu'da yine kan döküldü. Yani Bush'tan daha az kan dökülmedi. Daha az ülke işgal edilmedi. Daha az sömürü yaşanmadı. Yani belki daha fazla ülke işgal edildi. Ama Obama siyahi vizyonuyla, güler yüzüyle bunu yaptı. Ama Bush direkt Amerika'yı ordusuyla, askeriyle Irak'a sokarak, Afganistan'a sokarak bunu yaptı.
Şimdi baktığımız zaman politikalar değişmiyor ama demokratlarla cumhuriyetçilerin uygulamaları değişiyor. Şu anda da cumhuriyetçi Trump işin başında. Bakın 15-20 gündür işin başında. Ama bakıyoruz ki şu anda dünyanın dört bir tarafına tehditler savuruyor. Dört bir tarafına açıklamalar yapıyor. Ben bunlarla ilgili birkaç örnek vereceğim. İlk yaptığı şey Trans-Pasifik İşbirliği Anlaşması'yı iptal etmesi oldu. 12 ülke Pasifik Okyanusu'na komşu olan 12 ülkeyle ticaret anlaşmasını, üretim anlaşmasını, ekonomik anlaşmasını iptal etti. Bu ne anlama geliyor? Bu 12 ülkenin de hem tepkisini çekiyor hem de diğer taraftan da burada üretim yapıp da ucuz maliyet sebebiyle üretim yapan Amerikan şirketlerinin de tepkisini çekti. İkinci adımı 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD vatandaşlığı dahi olsa, hani ABD vatandaşı dahi olsa ülkeye girişini 90 gün süreyle yasakladı. Gerçi bunu bir savcı şu anda bir yargıç bunu iptal etti ama şimdi bugün bakıyorum Trump'ın açıklamasına bu sahte diyor yargıcın kararına rağmen ben bunu uygulayacağım diyerek tavır koyuyor. Bu 7 İslam ülkesinin tepkisini çektiği gibi en yakın müttefiki olan İngiliz halkının da 2 milyon imza toplayarak Trump gelmesin şeklinde tepkisini çekti. Amerikan halkının da tepkisini çekti. Çok hızlı geçiyorum, birkaç maddeyi okuyacağım. Meksika'ya duvar örme kararı aldı. 3200 kilometre. 812 milyar dolarlık masrafını da Meksika'ya ödeteceğini söyledi. Sınıra da asker koyacağını söyledi. Çin'i tehdit etti. Gerekçeler ekonomik ve bir takım bir de Güney Çin Denizi'ne, Çin Denizi'ne bir askeri kompleks kurmasından dolayı. İran'ı tehdit etti ve masada savaşın da olduğunu ifade etti. Kuzey Kore'yi tehdit etti. Dedi ki bir nükleer silah kullanması halinde ezici ve etkili bir karşılık alacağını söyledi. Onun dışında Polonya'da konuşuyor olan 600 askerini ve tanklarını şu anda Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya'ya kaydırdı. Almanya'da bulunan 450 askerini ve 750 askerini de Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'a kaydırdı. Ve bunun dışında 3500 Amerikan askerini de ABD'nin Colorado askeri üssünden alarak Polonya'ya sevk etti. Yani şu anda Rus sınırına müthiş bir yığınak yapıyor şu an Amerika. Rusya da bunu bir tehdit olarak algılıyor. Avustralya Başbakanı'nın telefonunu yüzüne kapattı. Bir anlaşmayı şu anda reddetti. Yemen'e sivillere ateş açtı. Yemen'de sivillere şu anda savaş başlattı şu anda. Onun dışında tabii bu sertlik yanlı politikaların Amerikan halkı tarafından tasvip görmesi için de ülkesindeki kiliselere siyaset yapma özgürlüğü verdi. Ve bunlar devam ediyor. Daha burada sayamadığım birçok madde var şu anda. Şu an bu kadar ifade edelim. Burada tabii şu soruyu sorup bunun cevabını kısaca verip bitireceğim. Trump yani bu gerilim, bu savaş başlatma veya bu söylemlerle dünyada tekrar başarılı olabilir mi? Başarılı bir Amerikan politikası ortaya koyabilir mi? Diyoruz ki hayır, çünkü dünya artık barışla tanıştı. Yeni dünya düzeninde savaş konuşulmuyor. Yeni dünya düzeninde artık karşılıklı çıkarlar, milli devletler, milli para, milli paralarla ticaret konuşuluyor. Vatansever modellerden bahsediliyor. Dolayısıyla şu anda Trump herhangi bir ülkeye savaş başlatsa ABD halkından dahi destek alabilir mi? Hayır. Çünkü 4 yıl Putin'i dünya lideri seçen bir Amerikan halkı var. Yani dolayısıyla şu anda artık bu savaş söylemleri Amerika'yı da kurtarmayacaktır diyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, kıymetli gençler, şimdi de eğitimci yazar Sayın Asude Havuzlu. Teşekkür ediyorum. İcmal Gençliği'ne hayırlı akşamlar diliyorum. Ekranları başında bizi izleyenleri ve özellikle Profesör Doktor Erdal Baş hocamı saygılarımla selamlıyorum. Bu akşam konuklarımız gençler olduğu için ben onlara yönelik bir şeylerden bahsetmek istedim. Malum sempozyumumuzun konusu milli birlik, beraberlik. Ben buna biraz farklı bir açıdan, musiki açısından bakmak istedim. Çünkü musiki her çeşidiyle, hatta folklor ve halk oyunlarını da buna dahil edebiliriz. Bizi biz yapan, birbirimize bağlayan değerler içerisinde yer alır. Örneğin bir milli maçta İstiklal Marşımız okunurken hepimiz hep bir ağızdan, hepimizin tüyleri diken diken olur. Hepimizin milli duyguları kabarır.
Türk ve Müslüman bir toplum olarak da biz musiki alanında çok kıymetli eserlere sahip olan bir milletiz. Farklı mozaikleri bir araya getirmişiz, birbirimizi tamamlamışız, benimsemişiz. Örneğin damat halayı Balkan kültüründe olan bir oyun olmasına rağmen Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her düğünde mutlaka çalınan bir oyundur. Ya da şemmame hani Kürt arkadaşlarımızın belki bir oyunudur ama gidin bir Trakya düğününde de bir Ege düğününde de bunun oynandığını görürsünüz. Ya da kol bastı bir Karadeniz oyunu olmasına rağmen Adana'da, Hatay'da, işte İzmir'de, Edirne'de de oynanan bir oyun haline gelmiştir. Çünkü bunlar bizi bir ve beraber yapan, birliğimizin, beraberliğimizin kanıtı olan değerlerimizdir. İşte bu kültürden kopmamamız, uzaklaşmamamız ve bunları nesilden nesile aktarmamız lazım. Çünkü bu bir mirastır aynı zamanda ve birer yaşanmışlık göstergesidir. Biz üzülürüz, ölen bir yakınımızın arkasından ağıt yakarız, seviniriz, türkü söyleriz, gençlerimizi şehit veririz. İşte bir Tokat türküsünde olduğu gibi H15'li 15'li diye arkalarından yine türkü yakarız. Her türkümüzün bir hikayesi vardır. Örneğin Büyük Usta Neşet Ertaş, kendisi gibi ozan olan babası onu uyarmasına rağmen Muharrem Ertaş, kendisine çok da uygun olmayan bir bayanla evlenir ve bir süre sonra anlaşamaz ve ayrılırlar. Ve bunun peşine pişmanlığını göstermek için cahildim, dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım türküsünü söyler. Ve her fırsatta der ki büyüklerin sözünü dinleyin, onların tecrübelerinden faydalanın ki acı sonuçlarla karşılaşmayın. Bizim musikimiz çok naiftir, kibardır. Örneğin Fuat Edip Baskı şair, Çamlıca Kız Lisesi'nin önünde bir kız görür, ona çok hayran olur ve onun için bir şiir yazar ve bu şiir Selahattin Pınar'ın tamburunda Hicaz bir şarkı olur. Bir bahar akşamı rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz? Bizim kültürümüzde sevdalar aynen böyle masumdur arkadaşlar. Erkek söylemeye çekinir, kız utanır, başını önüne eğer. Ama biz ne zaman ki dinlediğimiz müziklerde de sözlerin anlamını bilmediğimiz, müzikal kalitesi de aslında çok fazla olmayan şarkılar tercih etmeye başlar olduk. Bir yozlaşma yaşadık müziğimizde. Örf adetlerimizden uzaklaşmaya başladık. Kendi kültürümüzle yabancılaşmaya başladık. Örneğin eskiden eşiyle sorun yaşayan bir bey en fazla nereden sevdim o zaman Zalim Kadını şarkısını söylerdi. Şimdi Allah belanı versin, Allah seni kahretsin gibi şarkılar söyleniyor. Bizim ne dinimizde ne kültürümüzde beddua tasvip edilen bir şey değil. Ama bunlar bize farkında olmadan belki hani günümüzde subliminal mesaj denilen şeylerle verilen, empoze edilen konular oldu. Örneğin bugün gıybet diye şarkı yapılabiliyor ve gençler arasında çok popüler hale gelebiliyor. Halbuki musiki insanın gönül dünyasına hitap eden, muhteşem derecede insana huzur verebilecek, dinlendirebilecek bir araçtır. O yüzden seçici olmak lazım, doğru davranmak lazım ve biz bunları dinleyip, aşk zannetip bir takım heveslere kapılıp yanlışlar yapabiliyorsunuz gençler olarak. Musiki bakana göre, hani ameller nasıl niyetlere göredir, bakana göre çok değişir. Örneğin Amir Ateş'in Muhayyer Kürdi şarkısında peygamber sevgisi olur. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın diye hep birazdan söyleriz. Bir gün bir ilahi de Ehl-i Beyt sevgisi olur. Kıyamet gününde mahşer yerine yeşil berat ile gelir Fatıma deriz. Bir dua olur, Ehl-i Beyt'in şefaatine nail olmayı isteriz. Ya da bir gün ömrünü milleti için, vatanı için, Allah rızası için harcamış, ne gelirse senden gelsin, lütfun da hoş, kahrın da hoş mentalitesinin bir göstergesi olarak Kürdili Hicazkar şarkı bir üstadın dilinden dökülür. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar? Gönülden dökülen bir name olur. İşte arkadaşlar kültürümüze ait ne varsa bilmek, sahip çıkmak, bunları sizden sonraki nesillere aktarmak durumundasınız gençler olarak. İcmal Gençliği zaten bu konuda hep önde, bunun bilincinde, onu çok iyi biliyoruz. Size özünüzü kaybettirmeye çalışanlara izin vermeyin ve gönlünüzün sesini dinleyin diyorum. Çünkü Profesör Doktor Haydar Başbey'in dediği gibi insan gönüldür gönül. Evet, kıymetli gençler,
Şimdi de yardımcı doçent doktor Sayın Ahmet Hamdi Kepekçi Bey. Buyurun hocam. Efendim, Sayın İcmal Gençliği'ne hoş geldiniz diyorum. Kıymetli izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Dün akşam Sayın Bilal Karamus Bey'le beraberdik. Kıymetli dostumuz, abimiz, arkadaşımız. Sohbet ediyoruz. Sohbet ederken Bilal Bey çok okuyan bir insan. Özellikle medyayı takipte istikrarlıdır. 2016 yılında Oxford sözlüğünün yılın kelimesi olarak post-truth kelimesini seçtiğinden bahsetti. Bu konuda uzun sohbetimiz oldu. Ben de 3-5 cümleyle bunu özetlemek istiyorum. Şöyle önemli, dünyada yılın kelimesi seçilen kavram, deyim bir anlam içeriyor ki bu anlamı bizim de öğrenmemiz lazım. Nedir, ne değildir? O konuda bir fikir jimnastiği yapmamız lazım. Ne anlama geliyor post-truth? Post, bir olayın sonrası anlamına geliyor. Truth da gerçek anlamına geliyor. Fakat post kelimesi son konsepte artık sadece bir olayın sonrası değil de kendisinden sonra gelen kelimenin anlamını kaybetmesi olarak da değerlendiriliyor. Yani post-truth gerçek sonrası değil de gerçekten de öte anlamında. Özellikle Amerika'da yapılan seçim, işte Avrupa'da yapılan seçim, dünyadaki gelişen olaylara bakıldığında algı yönetiminin gerçeği aştığı tespit ediliyor. Değil mi? Biz de programlarda sık sık bahsediyoruz. İllüzyon çağındayız diyoruz. Algı yönetiminden bahsediyoruz. Ne demek algı yönetimi? Mesela sağ gösterip sol vurmak. Mesela bir bardağın içerisinde su koyun, bir de kaşık içine koyun. Baktığınızda kaşık kırık görülür. Algı kaşığın kırık olduğudur. Gerçek kaşığın sağlam olduğudur. Günümüzde kaşığın kırık olma görüntüsü gerçeği aşmış vaziyette. Artık insanlar basın yoluyla, medya yoluyla, think tank kuruluşları yoluyla kaşık dendiği zaman kırık bir olgu üzerinde düşünüyor ve ona göre karar veriyorlar. Nasıl yapılıyor bu? Basın yoluyla yapılıyor, yayın yoluyla yapılıyor. Maalesef edebiyat kullanılarak yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. O münasebette bizlerin arkadaşlar bir kavramla karşılaştığımız zaman çok hassas olmamız gerekiyor. Veya bir görüntüyle karşılaştığımız zaman hemen ona balık gibi, sazan gibi atlama tabiri vardır. Atlamadan araştırmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bakın bu manada Yusuf Has Hacib'in bir sözü var. Onu aktarmak istiyorum size. Yusuf Has Hacib kim? Biliyorsunuz Türk İslam tarihinin ve kültürünün önemli şahsiyetlerinden biri Yusuf Has Hacib. Kutadgu biliğinde bu konuya dikkat çekiyor. Sanga kim yongasa eşitgili sözün, çının yalganın ket ayıt tüp tözün. Yani diyor sana kim bir söz getirirse, kovuculuk ederse sözünü dinle. Fakat bunun doğru olup olmadığını, aslını, esasını çok iyi araştır diyor. Bu kültür bizim malumunuz dinimizde var arkadaşlar. Ayet-i kerime var Hucurat suresinde. Ey iman edenler, size yoldan çıkmış biri bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Kısacası bir haber karşısında bizim yapmamız gereken mutlaka araştırmamız gerektiği. Bakın insan çok iyi niyetli olursa bu yanlışa düşebiliyor. Ben kendi hayatımdan bir örnek anlatayım. Geçtiğimiz gün efendim Türkiye'nin doğu vilayetlerinden bir hastam geldi. Dedik işte biz hastanenizin metnini duyduk. İşte ameliyat olmak istiyoruz. Buyurun. Ameliyattan önce soruşturduk. Neyin var? İşte daha önce hangi ameliyatlar oldun? Ki bunlar önemli. Ona göre bir tedavi planlaması yapıyorsunuz. Neyse ben hastayı ameliyata aldım. Burnunu açtım hastanın. Baktım burun daha önceden ameliyat yapılmış. Allah Allah. Oysa vatandaş çok samimi bir şekilde, çok samimi, çok dürüst, çok sevecen ameliyat olmadığını bana ifade etti. Anestezi ekibine sordum. Arkadaşlar siz sorguladınız mı? Bu arkadaş ameliyat olmuş muydu? Dediler biz de sorguladık. Olmadığını söyledi. Allah Allah. Peki niye bu yalanı konuştu bize?
Biz başladık. Şundan dolayı yalan konuşma olabilir. Bundan dolayı yalan. Çünkü gözümüzün önünde ameliyat olmuş hasta. Neyse, yeni bir planlamayla beraber ameliyat bitti. Ben ameliyattan sonra hastayı çağırdım. Dedim ki arkadaş, pansuman yaparken niye sen bana yalan konuştun? Bak sen ameliyat olmuşsun. Dedi yok doktor bey, ben yalan konuşmuyorum. Ben ameliyat olmadım. Allah Allah. O kadar samimi konuşuyor ki. Yanında dayısı var. Dedi ya doktor bey, bu adam dindar adam, yalan konuşmaz dedi ya. Ya ben görmesem, ben yapmasam o samimiyet karşısında ben din alacağım. O zaman dedim hasbinallah, demek bir şey var ya burada. Beklerim bakalım. Peki dedi, neyse. Yoksa dedim sana ceza vuracağım diye yola çıktım. Dedim yoksa ben yanlış bir ifade kullanıp korktuğumdan böyle konuştum. Yarım saat geçti. Dayısı geldi yanıma. Dedi ki arkadaş doktor bey, bu arkadaş, he dedi ki o zaman annesine telefon açalım. Soralım bakalım çocukken ameliyat olmuş olabilir mi? Böyle bir cümle kullandı. Neyse yanıma geldi yarım saat sonra. Dedi ki arkadaş bu adam dedi 4 sene önce annesiyle trafik kazası geçirdi. Annesini kaybetti ve şuur kaybı yaşadı. Şuuru kayboldu. O yüzden geçmişi hatırlamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani olay içinde olay, olay içinde olay. Kısacası arkadaşlar, bir olay karşısında, bir haber karşısında, bir görüntü karşısında temel ölçülerden taviz vermemek lazım. Temel ölçüler üzere hareket etmek lazım. Olayı araştırmak lazım. Hemen refleksle, tepkiyle hareket etmemek lazım. Özellikle gençliğin bu manada çok hassas ve dikkatli olması lazım diyorum. Aksi halde bizi birbirimize düşürmek isteyenler ne yapacaktır? Algı yönetiminden, post-truth üzerinden devam edecektir. Bu tehlikeye karşı dikkatli olmak lazım diyorum ve saygılar sunuyorum. Evet kıymetli gençler, şimdi de programımızda Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seçil Mumcuoğlu. Teşekkür ederim. Öncelikle stüdyomuzu doldurup taşıran gençliğimize, icmal gençliğimize, değerli konuşmacı arkadaşlarıma, ekranları başında bizi izleyen sayın izleyicilerimize ve Profesör Doktor Aydar Baş hocamıza hayırlı geceler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ben bugün birazcık bugüne kadar edindiğim tecrübelerden gençlere eğer izin verirlerse küçük nasihatler etmek istiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla dünya gençliğinin en önemli problemlerinden bir tanesi internet bağımlılığı. Ve bu ülkemizde de oldukça had safhaya ulaşmış durumda ve her geçen gün ciddi bir sorun halinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Öyle ülkeler var ki olay çığırından çıkmış. Mesela Çin'de 24 milyon insan internet bağımlısı ve sırf internet bağımlıları için rehabilitasyon merkezleri var. Yani bu bağımlılıktan kurtulmak için kurulmuş klinikler var. 2014 yılında İstatistik verilerine göre Türkiye'de de bilgisayar kullanma yaşı 8'e kadar inmiş durumda. 2016 Nisan ayı verilerine göre ise internet kullanımında %70'lere ulaşmış durumdayız. Tabii internet kullanımı aslında çok güzel bir şey. Çünkü hızlı bir şekilde veriye ulaşıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde dünyadan haberler alıyorsunuz. İşinizi görüyorsunuz. Eğer gerektiği kadar yapabilirsek bu hakikaten hepimiz için faydalı. Ama etrafımızda olup bitenleri görmez olduysak, yaşadığımız hayatı kaçırmaya başladıysak ve artık yavaş yavaş etrafımızdan ilgimiz kesilmeye başladıysa buna dur demenin zamanı gelmiştir. Bence benim de 2 tane oğlum var sizin yaşlarınızda. Onlara hiçbir zaman oyun oynamaları konusunda yok diyemedim. Hep onları teşvik ettim. Kendileri de biliyorlar. Ben size de diyorum ki insan top oynamaktan gençken zevk alır ve o zaman enerjisi yeter. O yüzden topla oynamak istiyorsanız zevk alırken bol bol top oynayın. Eğer dışarıda koşmak istiyorsanız, yaşınız müsaitken, enerjiniz müsaitken bunu mutlaka hayatınızın bir kısmında yapın. Yani buna zaman ayırın. Eğer böyle yaparsanız bir gün güzel bir aileniz olduğunda ve inşallah güzel yavrularınız olduğunda hala onlarla oyun oynayacak kadar enerjiyi kendinizde bulabilirsiniz ve onları çok daha iyi anlarsınız. Ve kitap okumaya vaktiniz varken, çünkü bize artık 24 saat yetmiyor ve gerçekten çok arzu ettiğimiz halde pek çok şeyi yapamıyoruz. Kitap okumaya vaktiniz varken elinize kitabınızı alıp okuyun.
Kitabınız üzerinizde uyuyup kalın. Kitabın kokusu burnunuzdan hiç eksik olmasın. Bu sizin ufkunuzu açacak ve dünyanızı gerçekten genişletecek. Ve muhakkak Kur'an okumayı öğrenin. Eğer biliyorsanız lütfen onu hızlandırın. Çünkü bir gün bir cuma gecesi Yasin okumak isteyeceksiniz. Ama Yasin okumaktan korkabilirsiniz. Ondan yabancı kalmayın. Ve bir gün hayat sizin için belki sizin istediğiniz planları yapmamış olabilecek. Karşınıza çıkan şeyler belki sizin planladıklarınızla aynı olmayacak. O zaman Allah'ın kelamıyla ona sığınmak isteyeceksiniz ki her zaman da zaten bunu yapmamız lazım. O zaman yabancı hissetmeyin. Kur'an harfleri sizin karşınızda sanki böyle çok yabancıymış gibi durmasın. Yani Kur'an okumak sizi korkutmasın. Ve yine tavsiyem size, çünkü ben bunu hayatımda çok etkisini gördüm. Annenizle, kardeşlerinizle, babanızla, yaşıyorlarsa anneannenizle, babaannenizle, dedelerinizle vakit geçirin. Çünkü göreceksiniz ki onların o sessiz sedasız halleri, onlarla yaşadığınız güzel arkadaşlıklar, onlardan fark etmeden yaptığınız gözlemler hayatınızda karşınıza çıkacak sorunlarda size yol gösterecek. Yani bilgisayar başında hayatınızı çürütmeyin. Öyle şeyler duyuyoruz ki 7 saatini internet başında geçiren gençlerimiz var. Yazık, gerçekten yazık. Sakın, tekrar söylüyorum, bilgisayar başında hayatlarınızı kaçırmayın. Ve kendimize de bir nasihat etmek istiyorum ebeveynler olarak. Ekran başında başkalarının hikayelerini izlerken kendi güzel hikayelerimizi kaçırmayalım. Ve kendi evlatlarımıza yabancı olmayalım diyorum efendim. Hayırlı geceler. Evet, kıymetli genç kardeşlerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, şimdi de hukukçu yazar Sayın Avukat Ahmet Erimhan. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Genç kardeşlerimizi de gönülden selamlıyorum, muhabbetle kucaklıyorum. Hakikaten gençlikleri stüdyomuza da bir enerji getiriyor. Bizi de onların yaşadığı yıllara elbette taşıyor. Gençliğin kıymeti, gençliğin enerjisi, dinamizmi hiç şüphe yok ki hayatın en önemli zaman dilimlerinden birisine denk geliyor. İnsanın arayışının olduğu bir dönem ve aslında o arayışın sağlam, kamil bir şekilde ortaya konulması durumunda da sağlam bir baba, sağlam bir nesil, sağlam bir gençten başlayarak ortaya çıkıyor ve onun sonucunda da elbette sağlam bir toplum ve düzgün bir toplumu elde etmemiz ancak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla aslında nasıl gençseniz öyle de yaşlısınız. O açıdan hani gençliği sonuna kadar bütün detaylarıyla, bütün zenginlikleriyle düzgün bir şekilde yaşamak, bir sorumluluk bilinci içerisinde ama sonuna kadar bir sorumluluk bilinci içerisinde yaşayarak hazırlanmak ve hayatın sonuna hazırlanmak elbette icap ediyor. Bu anlamda aslında batıdan akan çok kirli bir kanal var. Onlar kendi kültürlerini, kendi yaşam tarzlarını, kendi kodlarını, kendi ölçülerini bir şekilde buldukları çok çeşitli yollarla, yöntemlerle, medyayla, televizyonla, gazeteyle, basınla, yayınla, internetle, sosyal medyayla bu toplumun üzerine, yani boca üzerine boca ediyorlar. Ve biz aslında farkında olmadan onlar gibi yaşamaya, onlar gibi düşünmeye başlıyoruz. Oysa yani batı bir büyük bataklığın içerisinde, bir büyük çöküntünün içerisinde sömürü ve emperyal anlayış üzerine oturan orta çağda aslında Hristiyanlığa da kurduğu tuzakla Hristiyanlık ötesi bir din ortaya koyarak hani bunu devletleştiren, kurumsallaştıran kilise anlayışı insan fıtratına aykırı ama bir kilise dini aslında icat ederek hani bunu her yüzyıla yeniden şey yaparak çevirerek zenginleştirerek kendi açısından hani bunu kendi toplumu için ve aslında bütün dünya için bir afyon haline
getirerek reçeteler şeklinde üzerimize gönderiyor ve biz bunlardan yola çıkarak bir nesil inşa etmemiz durumunda elbette çok büyük sıkıntıları hem dünyada hem de elbette iki dünyada yaşıyoruz, bir maneviyat bir maddi hayat. Orada da karşımıza çıkacak şekilde ciddi hastalıklarla mağlul aslında bir dejenerasyon toplumu haline dönüşüyoruz. Milli ve manevi değerlerimiz yozlaştırılıyor. İşte fuhuştur, kumardır, alkoldür, efendim kaçakçılıktır, sapıklıktır, uyuşturucudur, rüşvettir, torpil, yolsuzluk, zulüm, iftira, baskı, kul hakkına tecavüz, hani bunları çoğaltabiliriz. Cinayetler, kadına şiddet, görgüsüzlük, gasp, hırsızlık, hani bunlar zirve yapıyor. Gazetelerin üçüncü sayfalarında okuduğumuz haberlerden titrememek, ürkmemek gerçekten mümkün değil. Çocukluğumuzda, gençliğimizde hani vakayı adiyeden diye belki tarif edebileceğimiz olayların bugün zirve yaptığını ve toplumun hayatın normal akışı haline maalesef getirildiğini görüyoruz. Eskiden marjinal insanlara işte Yeşilçam'da artist diyorduk. Oysa şimdi medya üzerinden, televizyonlar üzerinden maalesef her eve bir artist, her eve bir Yeşilçam aktristi koyarak toplumu aslında marjinalleştiren, değerlerinden koparan bir düzeni, bir anlayışı Batı bizim üzerimize boca etmeye çalışıyor. Bunun sonucu olarak aile kavramına dönük müthiş bir saldırı var. Ama aile yoksa hiçbir şey yok aslında. Doğru aile, düzgün aile, ölçülü aile, çocuğun anne ve babasıyla kurduğu sağlıklı iletişim, anne babanın çocukluğuyla kurduğu sağlıklı iletişimle oluşan, gelişen, aslında çekirdek aile filan değil, o çekirdek aile bize ait bir deyim değil. Çünkü çekirdek aile diye diye çekirdeği patlattılar deyim yerindeyse. Bizim aslında başka bir aile profilimiz var. Biz büyük aileyi anneyle, babayla, dedeyle, nineyle büyüyen, büyütülen çocuklarından müteşekkil yapının ancak sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir nesil olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Onun için genciz diyerek efendim duygularımızın esiri olan bir yapı değil ama duygularımızı yöneten, enerjimizi zengin bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hani doğruya kanalize eden ve bir ölçü ve istikamet üzere yaşamayı bu tarihte, bu saatte, bu yaşta başarmış insanlar olarak hani günün sonunu görmüş olacağız. Dünya hiç şüphe yok ki sonlanacak ve hepimiz öleceğiz. Öyleyse ölüm fikrini, ahiret fikrini, hesap verebileceğimizi her zaman hayatımızın odağında tutarak bir hayat oluşturmak ve bunun etrafında veren, faydalı olmaya çalışan, etrafından kendisini sorumlu hisseden, bu yolla kendi sorumluluğunu da aslında büyüten ve Allah'ın kendisinden memnun olacağı bir kul, bir insan, bir toplum, bir fert, bir aile ve elbette bunun işte odağında olmak üzere bir genç olmamız noktasında bütün bunları çok istikamet üzere değerlendirmemiz gerekiyor diyerek gençlerimizi, arkadaşlarımızı bir kez daha selamlıyorum. Evet, kıymetli gençler, şimdi de yine hukukçu, yazar, avukat Sayın İbrahim Berk Bey'e bir de mikrofonu da uzatalım. Ben de stüdyoyu dolduran genç kardeşlerimizi selamlıyorum. Şimdi Ahmet Hamdi Bey'in attığı kavram benim de ilgimi çekti. Post-Prust çağı mıydı? Post-Truth mıydı? Post-Truth. Yani aslında gerçek üstü değil de gerçek dışı desek herhalde hani daha tam karşılıyor. Yalan, yani biz nazik olalım diye hani algı. Şimdi bu algı dünyası tabii en çok hani çocukları ve gençleri çekiyor. Biz hepimiz bundan büyükler olarak muzdaribiz anne baba olarak. Hatta bir gün böyle kuyrukta bir kamu kurumunun önünde beklerken iki bayan kendi aralarında dertleşiyorlar. Diyor ki, ya diyor çocuk diyor bütün gün diyor bilgisayarın bir odaya kapatmış kendini diyor. Bilgisayarın başında diyor
Ara sıra acıkıyor. Anne yemek diye bağırıyor diyor. Ben ona koştura koştura diyor bir tas şey götürüyorum diyor. İki saat geçiyor, canı sıkılıyor. Anne meyve diye bağırıyor diyor. Ben ona koştura koştura bir tabak meyve. Sanki diyor ben hayvan bakıyorum diyor. Yani aramızda diyor hiçbir duygu alışverişi yok diyor. Yani bir kedi, bir köpek olsa diyor bir sempatisi olur diyor. Çocuk diyor psikopat oldu çıktı diyor. Yani şimdi gerçeküstü hayat bizi hani gerçekten bu hale getirdi. Onun için burada Mevlana Hazretlerinin güzel hani metaforu var ya, pergel gibi diyor, bir ayağım hani Kur'an'a, sünnete sabit, diğer ayağımla alemi dolaşırım. Bu küreselleşmenin üstümüze akıttığı kirin pasın içinden faydalı olan şeyleri alacağız diye bir sürü faydasız hani virüse, mikroba maruz kalıyoruz. Hani bir ormanda nasıl teçhizatsız, korunaksız dolaşırsak başımıza ne gelir diye hani tedbirimizi alıp ormana öyle çıkıyorsak ya da bir suya, denize, göle açılırken bu dikkatle açılıyorsak, bundan daha büyük bir dikkatle hani bizim maneviyatımızı, manevi dünyamızı, fikir dünyamızı, ruh dünyamızı işgal edecek bu tehlikelere karşı da mücehhez olmamız gerekiyor. Onun için gerçekten bir ayağımızın kendi kültürümüze sabit olması gerekiyor. Hani vatan niye önemli? Sonuçta değil mi? Kimileri için bir toprak parçası. Hani vatan toprak parçası diyenlerin üstümüze nasıl bomba gibi düştüğünü de hep millet olarak yaşadık. Demek ki vatan bir toprak parçası değil. Ama o vatan kadar, o vatanın hani kıymetli yapan aslında onun üstündeki iman parçası, onun üstündeki fikir, onun üstündeki hani bizim yaşamışlıklarımız, bizim inançlarımız, bizim değerlerimiz. Dolayısıyla biz kendi düşünce vatanımızdan, kendi gönül vatanımızdan, iman vatanımızdan, fikir vatanımızdan kopmadan, tabiri caizse o dünyanın bize açtığı kanallardan hani zaman zaman içeri girmemiz gerekiyor. Ama bunun hani o kadının anlattığı örnekteki gibi sağlıksız bir şekilde olmaması gerekiyor. Hani ben de buna dikkat çekmek istedim. Bir başka noktada aslında bugünün nesli çok, bir boyutuyla çok şanslı. Sizler çok şanslısınız ama ben bir boyutuyla da şanssız görüyorum. Çünkü hani ben bakıyorum günümüzün gençliğinin hani hikayesi yok. Hani düşünün arkadaşlar, yani geçmişteki insanların hikayeleri var. Annenizin bir hikayesi var, babanızın bir hikayesi var, dedenizin bir hikayesi var. Hani o hikayenin içinde hani çile var. O hikayenin içinde fedakarlık var. O çilelerle insan yoğrulunca yani keyifli olur, hayat lezzetli olur. Hani insanı insan yapan, ona aslında bir kimlik biçen şey hani yaşadığı hikayesidir, hayat hikayesidir. Dolayısıyla bugünün nesli adeta dünyayı bir cennet gibi görüyor. Hani bir yere elini uzattığı zaman işte oradan meyve geliyor. Bir şeye elini uzattığı zaman oradan para geliyor. Hatta bu şeyle ben nokta alayım. Bir gün böyle çocuklar işte şu para, bu para, hani sizlerin hani belki annenizden babanızdan yaptığınız gibi. Ben de bir gün dedim ki durun bir dakika çocuklar dedim. Unutmayın ben sizin babanızım, para babanız değilim dedim. Yani ben de buradan diyorum ki hani bugünün gençliği bunu zaman zaman unutuyor. Anneniz sizin annenizdir, babanız sizin babanızdır, babanız para babanız değildir. Hani bunu da unutmayın diyorum. Evet kıymetli gençlerimiz, program iyi gidiyor değil mi? Nasihatler güzel. Şimdi de ilahiyatçı yazar Sayın Mehmet Emin Koç Hocam, buyurun. Öncelikle
İcmal Gençliği'ni tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin her tarafından İcmal Gençlik Derneği Başkanı kardeşlerimiz geldi. Bu arada Avrupa temsilcimiz de burada. Ertuğrul Sazak kardeşimizi görüyorum. Çünkü Mannheim'dan, Stuttgart'tan, Frankfurt'tan, Berlin'den, Lyon'dan kardeşlerimiz de biz de burada varız ve oradayız diyorlar. Hepinize selamları var. Hayırlı akşamlar diliyorum hepsine öncelikle. Şimdi Sayın Erimhan çekirdek aileden bahsetti. 80 öncesi yıllarda aileler gerçekten geniş ve büyük ailelerdi. Dede, babaanne, amcalar, dayılar, halalar, yengeler, o büyük ailenin adeta her biri bir eğitmeni, öğretmeni halinde ve orada dünyaya gelen çocuk sadece bir kişi veya iki kişinin sevgisiyle, muhabbetiyle yetişmiyordu. Bir aile içerisinde 15 kişinin belki sevgisiyle, 15 kişinin nasihatiyle, sohbetiyle, hayatından menkıbeleriyle, hikayeleriyle yetişiyordu ve toprağa ayağı basıyordu. Ama son dönemde özellikle 90'lı yıllardan sonra Türk neslimiz maalesef adeta akvaryum nesli haline geldi. Hayattan kopuk ve özellikle bilişim vasıtalarının çok gelişmesiyle bunu icmal gençliği aştı. Ben şahsen sizleri tebrik ediyorum. Çünkü bir millette, bir medeniyette ailenin temeli daha henüz o çocuğun özü, nutfesi anne rahmine düşmeden başlar. Ve böyle bir hassasiyetle bu aileler kurulur. Hatta bizim medeniyetimizde, örfümüzde şu vardır. Gelin henüz duvağını giymeden, düğünü yapılmadan 40 gün önce karantina altına alınır. Evden dışarı çıkartılmaz. Haram yemesine dikkat edilir, yememesine dikkat edilir. Haram duymamasına, haram bakmamasına dikkat edilir. Çünkü onun yediği gıdalar daha sonra kendi çocuğunun belki cevheri olacak, özü olacak. O bakımdan bu hassasiyet gözetilir. Hatta Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şeriflerinde enteresan ikazları vardır. Bir insanın özünü bozan 4 tane temel haram vardır. Bunlardan birisi kul hakkıdır. İkincisi faizdir. Üçüncüsü Asude Hanım bahsetti, Ahmet Hamdi Bey değindi. Dedikodu gıybettir. Dedikodu gıybettir. Ve Peygamber Efendimizin bu hususta çok ağır ikazlar ettiği haram lokmadır. Bunlar adeta insan genetiğini bozan hastalıklardır. Tabii biz haram lokmadır, faizdir ve kul hakkıdır bunları biliyoruz da bu dedikodu ile ilgili nasıl insan nesline tesir eder diye baktığımız zaman çok enteresan bir hadis-i şerif var. Ben onunla toparlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faizle ilgili çok ikaz edici bir hadis-i şerif naklediyor. Beyhaki'nin büyük muhaddis Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ında buyuruyor ki Efendimiz faizin 70 küsür şubesi vardır. Faizin 70 küsür şubesi vardır. Ve bunun en hafif olanı insanın kendi annesiyle Allah muhafaza etsin zina etmesidir diyor. Arkasından devam ediyor. Ve bu faizden daha şiddetli ve eşeddur riba ve erber riba ve ebhasur riba. Bu faizden daha şiddetli, bu faizden daha kirli. Bu faizin faizinden daha ağır bir şey daha vardır ki o da dedikodudur ve Müslümanların onurunu, izzetini dile dolamaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Enteresan bir şeydir bu. Bu bakımdan bizim ailelerimizde Müslümanın dedikodusu yapılmaz, gıybeti yapılmaz. Hele çocuğun yanında hiç yapılmaz. Çünkü nasıl haram lokma, faiz ve kul hakkı madden o insanın özünü yok ediyorsa faizden daha ağır günah olarak beyan ettiği, Peygamber Efendimizin beyan ettiği dedikodu ve gıybet ki muhaddisi kiram şerh ederken diyor ki bu dedikodu ve gıybet de ailede çocukların
ve büyüklerin dimağını, vicdanını yok eder, ifsad eder ve artık o insanların ibadetleri de makbul olmaz. Elhamdülillah bizim İcmal Gençlik ailesi korunaklı ailedir. Onların evlerinde dedikodu olmaz, gıybet olmaz. Müslümanın efendim sırları orada pazarlanmaz. Haram lokma yenmez, faiz yenmez. Kul hakkına dikkat edilir. Madden ve manen korunaklıdır. Ayrıca İcmal Gençliği evleri ve aileleri cennet meclisleridir. Peygamber Efendimizin tabirleriyle cennet meclisleridir. Ve orada Allah'ın muhabbeti, milletin, vatanın, dinin, imanın derdi konuşulur ve çocuk madden manen bir sevgiyle büyür. Böyle bir çocuğun artık uyumsuz, huysuz, sevgisiz bir karaktere bürünmesi mümkün değil. Bu bakımdan icmal gençliğe bakıyorsunuz, cap canlı, uyumlu, sevgili, sevdalı ve gerçekten vatanına, milletine bağlı gençliktir. Tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, kıymetli gençlerimiz, tabii programın başlangıcından beri anca bir takım verilere ulaşabildiğimiz için bir sürü üniversiteden gelen arkadaşlarımız var. Onlara da üniversiteler adına bir hoş geldiniz demek istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nden gelenler var. Uludağ Üniversitesi'nden, Bursa'dan gelen kardeşlerimiz var. Balıkesir Üniversitesi'nden gelenler var. Bahçeşehir Üniversitesi'nden gelenler var. Bilgi Üniversitesi'nden katılan arkadaşlar var. Galatasaray Üniversitesi'nden gelenler var. Ankara Üniversitesi'nden gelenler var. Gazi Üniversitesi'nden gelenler var. Aksaray Üniversitesi'nden gelenler var. Hatay Üniversitesi'nden gelenler var. Bara ulaşanlara şimdilik size söylemiş oldum ama gönderirseniz. Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi'nden gelenler var. Beykent Üniversitesi'nden gelenler var. Hacettepe Üniversitesi'nden gelenler var. İlerleyen dakikalarda farklı isimler olursa orada da. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelenler var. Çanakkale Üniversitesi. Evet, Atılı Üniversitesi'nden gelenler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden gelenler var. Yine Malatya İnönü Üniversitesi'nden gelenler var. Evet, ilerleyen zamanda hatırlatırsanız tekrar onlara da hoş geldiniz diyelim. Nasıl? Akdeniz Üniversitesi. Evet. Tabii mesajlar da gelmeye başladı. Türkiye Odalar Borsalar Üniversitesi Ankara'da, onlardan da gelenler varmış. Tabii kendi hatırlatmayı aldım. Benim de mezun oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelenler var. Boğaziçi Üniversitesi'ne gelenler var. Evet, şimdi sempozyumuza Sayın Sabri Terzi Bey ile devam ediyoruz. Kendisi Bağımsız Türkiye Partisi Gençlik Kolları daha sorumlu genel başkan yardımcısı. Teşekkür ediyorum. Şimdi genel başkan yardımcısı gençlik kollarından sorumlu bir sakallı pirifani olunca tabii bu kadar da alkışlayar yani. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzide gençliğin yetişmesinde
bir hayat, bir ömür ortaya koyan hamurkarımız, çok değerli üstadım, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş hocama saygılarımı sunuyorum. Saniyen katılımcılara ve salisen Türk milletine, aziz Türk milletine saygılarımı sunuyorum. Ve değerli gençler, Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden, farklı üniversitelerinden gelerek bugün gerçekten bu stüdyoyu şereflendiren çok aziz gençler, sizlere de saygıların en büyüğünü sunuyorum. Saygıya layık olan sizlersiniz. Ben burada Abdullah Özer'i görüyorum. Yani Abdullah Özer'i görünce Ahmet Özer aklıma geldi. Ve Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Çok muhterem hocamın 1980'li yıllarda ilmek ilmek dokuduğu birinci nesil ikinci nesle, hatta üçüncü nesle kendini aktarmış. Çünkü Ahmet Özer, ben Trabzon'da lisede öğrenciyken üniversite öğrencisiydi ve Trabzon yıllarında çok muhterem hocamla beraber bir hayat arkadaşlığı başlatmıştı. Ve muhterem hocamın bu ülkenin etnik birliğini, manevi birliğini sayarken ısrarla gündeme getirdiği Kürt Ahmet'in oğlu Abdullah Özer şu anda burada. Ben Ahmet'i görünce aklıma şu geldi. Elhamdülillah diyorum ki birinci kuşak yerini ikinci kuşağa, daha sonra da 8-10 yaşında elinde İcmal dergisi ve Yeni Mesaj gazetesi dağıtan gençler var. Onların da isimlerini zikretmek istiyorum. Şununla ben çok fazla uzatmadan bitireceğim. Kendi hayatımdan örnek vereceğim müsaade ederseniz. Ben Kars İmam Hatip'te öğretmen iken çok muhterem hocam Trabzon'da yanına geldim. Dedi ki oğlum dedi, memurluğu herkes yapıyor. Gelin dedi bu millete hizmet edelim. Tamam dedim. İcmal dergisinin Sakarya bölge müdürü olarak beni görevlendirdiler. Rahmetli, o zaman rahmetle anıyoruz. Çünkü birinci kuşak onlardı. Ali Gedik Hoca, Celal Mısır, Bagi Bektaş, işte Mustafa Savaşer, Mustafa Babul, Ali Tay, Hüseyin Engin Çamur'dan, Lütfullah Derici kardeşimiz, Aziz Mete kardeşimiz. İsimlerini sayamayacağım. Birçok o birinci kuşaktan olan nesil o kadar güzel bir hayat yaşadılar ki, o kadar güzel bir miras bıraktılar ki, onlardan bir tanesi de bendim. 84'te Sakarya'da İcmal Dergisi'nin bürosunu açtım. Rahmetli Celal Hocam dedi ki, Sabri biz her bölgeye gönderdiğimiz arkadaşa 50 tane dergi veriyoruz. Bunu alıyor, yol parası olarak kullanıyor. Senin dedi babanın durumu iyi, git dedi Sakarya'da bölge müdürlüğünü aç, orada İcmal'i temsil et. Arkadaşlar gittim, bir ay sonra 2500 tane dergi göndermeye başladı rahmetli Celal Hocam. Ama ben 1700-1800 tane aboneye ulaştım. Her gün elimde çanta, bir ilçeye giderek, pazartesi gün Karasu, salı gün efendim Hendek, çarşamba gün Akyazı, perşembe Pamukova, cuma gün Sapanca, cumartesi gün Akyazı. Bu şekilde bazen Ereğli, bazen İzmit, bu şekilde 1700 tane abone ve hep her birerlerini elden dağıtım yaparak. Bazen diyorlar ki Haydar Hoca bu kadar gücü, Haydar Hoca bu kadar serveti nereden kazandı? Değerli kardeşlerim, Haydar Baş'ın, Haydar Hocam'ın en büyük serveti sahip olduğu imanı, bir güvendiği Allah'ı, Muhammed Mustafa'sı ve Ehli Beyti, iki ama ilmek ilmek dokuduğu bu gençlik kadrosu. Onun en büyük sermayesi ve en büyük serveti de bu gençlerdir. O yüzden ben sizleri tebrik ediyorum. Bu ülkede hiçbir ilmi derginin ulaşamadığı bir hedefe, 120 bin tane dergi tirajına biz ulaştık elhamdülillah. Gazete, dergi, vakıf çalışması, öğrenci faaliyetleri ve bu ülkede gerçekten icmal bir neslin, bir kuşağın etiketi oldu. O yüzden bugün buraya teşrif eden, gelen İcmal Derneği'nin değerli başkanları, sizleri tebrik ediyorum. Ve bir hadis-i şerifle bitireyim değerli kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, 7 sınıf insan hiçbir gölgenin bulunmadığı o dehşet anında Allah'ın gölgesi altında gölgelenecek 7 tane insandan Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bahsediyor.
Bunlardan bir tanesi de hayatını ve gençliğini ibadetle, Allah'a kullukla geçiren genç de o dehşet anında Allah'ın gölgesinde gölgelenecek gençlerdendir. Bir başka şey, kendisine haram teklif edildiğinde, kendisine çekici bir kadın haram teklif ettiğinde ben onun Allah'tan korkarım diyerek onu eliyle reddeden, tersleyen de genç de Allah'ın gölgesi altında gölgelenecek gençlerdendir. Bu iki tane vasfını saydım. O yedi sınıftan iki tanesini saydım gençliği ilgilendirdiği için. Ben şu anda bütün hayatı ibadet olan, bütün hayatı kulluk alan Muhammed Mustafa'nın o mücerred Kur'an'ı kendi hayatında müşahhas hale getirerek Ehl-i Beyt'ine miras bıraktığı, Ehl-i Beyt'inin o ibadet mantığından gıdalanarak bugüne taşınan, ibadeti hayatının olmazsa olmazı bilen, Allah'a kulluğu hayatın olmazsa olmazı bilen İcmal Gençliği'ni sizlere tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. Yani tabii üniversiteleri saydık arkadaşlarımız ama çok kıymetli Güzide liseler de var. Onların da genç kardeşler, üniversiteye bu sene girecek olan liseli gençler de var. Başarılı koleji gençler aramızda, onlara da hoş geldiniz diyoruz. Yine Ankara Beltem Koleji'den arkadaşlarımız burada var. Ve Trabzon Fatma Baş Koleji'den de arkadaşlarımız burada var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Evet, şimdi de gençler programımıza Sayın Ekonomist yazar Sayın Selim Kotil Bey'le devam ediyoruz. Buyurun. Fuat Bey, teşekkür ederim. Ekonominin dışında farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Demin Asude Hanım türkülerden bahsetti. Türküler sadece insanın duygularını anlatmak için kaleme alınmıyor, yazılmıyor arkadaşlar. Enteresandır. Türkiye 49 yılında NATO'ya girdikten sonra Amerika'nın elinde yüklü miktarda mısır stoğu var. Ve bunu Türkiye'ye satmak istiyor. Satması için Türkiye'de zeytinyağı üretiliyor. Zeytinyağı ağaçlarının sökülmesi lazım. Zeytinyağının kötülenmesi lazım. Buna karşılık mısır satılması lazım. Ismarlama bir türkü yazılıyor. Çok meşhur oluyor. Bizim yaşımızda olan insanlar bilir. Zeytinyağlı yiyemem aman. Basmadan fistan yiyemem aman. Diye bu türküyle birlikte zeytinyağı ağaçları sökülüyor. Onun yerine Türkiye'ye zeytinyağının yerine mısır stokları satılıyor. Şimdi Türkiye'de özellikle Batı dünyası Türkiye'yi kendisinin arka bahçesi bir çöplüğü gibi görüyor. Mesela çok basit bir başka örnek verelim yine gıda ile ilgili. Dünyada en fazla ticareti yapılan ürün balık yağıdır. Balık yağı esasında balıktan elde edilen bir yağ değildir. Balıkta olan bir yağ değildir daha doğrusu. Bitki de olur. Yosun da olur. Keten tohumunda olur. Omega 3. Buradan balıklara geçer. Balıklardan da biz alırız. Doğada bulunan balık yağı trigliserin formundadır. Gliserit formundadır. Gliserine bağlı 3 tane yağ asidi vardır. Bir de laboratuvarda üretilen sentetik omegalar vardır. Bunlar da sabun sanayinde kullanılan etil ester formundadır. Merkezde bir alkol vardır. 3 tane yağ asidi buna bağlıdır. Çok ilginç. Çok meşhur Amerikan firmalarının Türkiye'de sattığı balık yağlarında etil ester formu kullanılır. Ama kendi ülkelerinde sattıklarında trigliserin formunu kullanırlar. Bir de gelirler Türkiye'de hava atarlar. Derler ki internette çok hani gençlik meraklı görüyorsunuzdur. Beyaz bir karbon bardak alır. Polikarbon bir bardağı alır. İçine su koyar. İçine kendi omegasını deler, akıtır böyle sıkar. Bir zaman sonra 30 saniye sonra bardak delinir. Kaldırır böyle. Aa, görüyor musun? Benim omegam ne kadar kaliteli. Bardağı bile eritti. Kalp damarlarınızdaki plakları böyle açar diye şu anda Türkiye'de pazarlama yapıyorlar. Halbuki suyla temas eden alkol
ayrışır, solvent vazifesi görür, gider o petrokimya ürünü parçalar. Aseton gibi bir solventtir. Direkt kanserojendir. Direkt kanserojen ürünü adam doğal bir ürün diye satıyor. Ha %100 bu nokta kaliteli markalar var. Kibarlı gibi, Herbatürk gibi, Trigliser'in formunda olanları var. Ama yabancı firmalara baktığımızda birçoğunun Türkiye'ye getirdikleri ürünlerle yurt dışındaki ürünlerin bambaşka olduğunu görüyoruz. Mesela yine Ahmet Hamdi Bey post-truth'tan bahsetti. Buna bir örnek vereyim. Arkadaşlar en iyi sabun hangisidir dersen ne dersiniz? En çok köpüren sabun dersiniz. Değil mi? Sabun köpürüyorsa iyidir dersiniz. Halbuki köpürme efekti temizlikten hiç alakası olmayan bir şeydir. Kostik köpürür, kanserojendir. Köpüren sabun sakat bir şeydir esasında. Köpürme çok öyle temizlikle alakası olan bir şey değildir. Ama maalesef öyle bir anlatılıyor ki. Mesela gidiyorsunuz marketlere, ne satıyorlar? Saç kremi satıyorlar. Niye saç kremi kullanıyorsunuz? Çünkü kafanızdan aşağı kilolarca tuz döküyorsunuz. Tuz. İlk çıktığı zaman şampuan böyle gayet su gibi sıvıdır. Bunun içerisine tuz katıyorlar. Tuz olunca sütlaç gibi oluyor. Kafanızdan aşağı tuzu döküyorsunuz. Sonra diyorlar ki size, aa kafanda çok tuz var, kafan sertleşti. Bu tuzu buradan almak için sana bir de saç kremi satalım diyorlar. Bir başka örnek daha yine verirsek bununla ilgili. İşte birçok ayağımıza sürdüğümüz kremlerde, elimize sürdüğümüz kremlere ne var? Parafin var, paraben var. Bunların hepsi petrokimya ürünüdür. Ve bunlar direkt gözenekleri kapatırlar. Paraben bayanlarda göğüs kanserinin ana sebebidir. %95 oranında. Ama bugün ucuz diye, bakanlığımız bu noktada, Tarım ve Sağlık Bakanlığı bu noktada ciddi ilerlemeler son dönemde kaydetti. Çok ciddi adımlar atıyor. Müspet manada çok olumlu adımlar atıyor. Ama Batı dünyası özellikle ülkemizi bir çöplük gibi görüyor. Mesela bir başka olay. Arkadaşlar İsrail'de kanser olmaz. Geçen senenin raporuna göre İsrail'de 3 tane 4 kişi kanser olmuş. Niye diye bakıyorsunuz? Çünkü arkadaşlar İsrail vatandaşlarına bir ağır metal detoksu uyguluyor. Bugün artık biliniyor ki otizmin ve kanserin ana sebeplerinin başında insan vücudundan içeri giren ağır metaller geliyor. Nereden alıyoruz? Kullandığımız cep telefonundan yediğimiz yemeklere kadar. Her şeye kadar. Ne alıyoruz? Dişimize siyah dolgu yaptırıyoruz. Direkt civa salınımı yapıyor. Civa var, arsenik var, kurşun bağırsakta birikiyor. Bu sefer demiri içeriye almamız engelleniyor. Üşümeye başlıyoruz. İşte bu ağır metaller insan vücudunda yediğimiz gıdalarla birlikte girdiği zaman insan vücudu ciddi şekilde mantar oluyor, otizm oluyor, kansere dönüyor. Çok ciddi hastalıklar ortaya çıkıyor. Şununla bitireceğim. Bu noktada arkadaşlar özellikle genç kardeşlerimize ben de biraz bu taraftan tıbbi olarak bir tavsiyede bulunayım. Bakın bizim beynimiz burada. Ama vücudumuzun beyni, Abdullah Bey yanımda haddim olmayarak uzman bir doktorun yanında ama insan vücudunun beyni bağırsaklarıdır. Yani bizim bütün yediklerimizden vücudumuza ne giriyorsa arkadaşlar bağırsaklarımızdan içeri giriyor. Ve bugün maalesef öyle bir yapımız bozulmuş durumda ki işte en basit ifadeyle bu bağırsaklarda ilk defa şunu da toparlayayım. Türkiye Cumhuriyetleri'nde yıllar önce Rus bilim adamları araştırma yapıyorlar. Bakıyorlar ki 90-100 yaşına kadar yaşayan insanlar var belli yerlerde. Niye diye bakıyorlar? Kullandıkları sütte ve yoğurtta ilk defa bir bakteri keşfediyorlar. Yararlı bir bakteri. Lactobacillus coagulans denilen bakteriyi keşfediyorlar. Ve ondan sonra anlaşılıyor ki insanın koruma sistemi ve sağlığı bağırsaktan başlıyor. Bağırsaktaki bu yararlı bakteriler var olduğu sürece sizin vücudunuzdan içeri giren bir ağır metalleri durduruyorsunuz. Fazla şekeri durduruyorsunuz. Yetmiyor. Bağırsakta biriken şekeri parçalıyor bunlar. Kolon kanserinin oluşmasını engelliyor. 3. Faydalı mineral ve vitaminlerin içeri alınmasına imkan veriyor. O yüzden arkadaşlar belki de son dönemlerde bu nokta evet iktidarımızın güzel adımları var. Ama şunun altını çizmemiz lazım. Gelecek nesillerde hastalığın tedavisini değil konuşmamız gereken hastalığa yakalanmamak, hastalığa karşı tedbir almak
ve sağlıklı organik beslenme olmalıdır. Bu hususta Türkiye'de çok güçlü, demin ifade ettim, bu hususta çok derece önem veren, insan sağlığına son derece önem veren değerli markalarda bulunuyor diyorum efendim. Evet kıymetli gençler, yine bana gelen notlarda Düzce Üniversitesi'nden arkadaşlar aramızdalar. Ve Bayburt Üniversitesi'nden arkadaşlar aramızdalar. Tabii şurada ilave etmemiz lazım. Hayat Üniversitesi'nden arkadaşlar da aramızdalar. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Evet. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere araştırmacı yazar Sayın Harun Kayacı. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben de gençlere, şimdi Ali Gedik hocam rahmetli oldu, olsaydı geleceğin yaşlarına hoş geldin diyorum. Ülkenin de geleceğine hoş geldin diyoruz aslında. Şimdi arkadaşlar, aslında en büyük yatırım insana olan yapılan yatırımdır. Bir insan aslında zübde-i kainat, hatta kainattan daha üstün bir varlığız biz. Çünkü Allah'ın sevdiği, seçtiği, en mükemmel şekilde yarattığı, Cenab-ı Hakk'ı temsil eden bir varlığız. Allah'ın en büyük ayetiyiz. Onun için her genç kardeşimiz kendine bu gözle bakıp, ülkenin geleceğinde mutlaka benim de bir tuzum olsun, taşım olsun diyerek kendini yetiştirmesi lazım. Bizim dönemimizde bir abi bulmak, bir yazar bulmak, bir çizer bulmak, ülkeyi doğru okuyan, geleceği doğru okuyan, yanlışlardan bizi koruyacak, yanlış fikirlerden bizi koruyacak olan abi, kardeş bulmak çok zordu. Hatta ben üniversitede okurken 82'de son sınıftayız. O zaman bir gazetede Abdullah Terzi'nin ismi çıkmış. İşte Çapa mıydı abi? Evet. Çapa tıpı birincilik de bitirdi. Demek benim arkadaşım bu, benim abim gurur duyuyordu, hava atıyordu şimdi. Şimdi sizin hava atacak çok değerli abileriniz var, hocalarınız var, yazarlarınız var, konuşanlarınız var. Artı arkadaşlarınız var, diğer taraftan ekranlar var. İstediğinizi istediğiniz zaman ifade edebileceğiniz ekranlarınız var, gazeteniz var, derginiz var. Gerçekten çok zenginsiniz. Onun için ben sizleri tebrik ediyorum. Biz Allah hocamdan da razı olsun. İnsan dedi, insanla yola çıktı. Tek başına yola çıktı. Bugün artık milyonlarca insan onun dediği şekilde şekilleniyor. Kendini yetiştiriyor. Ve hatta fikirleri de malum biliyorsunuz bütün dünyada bugün uygulanıyor. Ben bir örnek vererek gelirken bir Hollanda'da bir arkadaş, ekonomist, böyle 500 kişilik bir gruba 21. yüzyılın en büyük fikrinin vatandaşlık maaşını olduğunu altını çizerek yapmış oldukları bazı araştırmaları paylaştı. Ben de onları paylaşmak istiyorum. Birincisi 12 tane Londra'da olan bir şey bu. Evsiz olan kişiye ayda 3000 poundluk maaş veriliyorlar. Bu evi parkı olmayan 13 ailenin ve 13 kişinin daha önce alkol alışkanlığı var. İçki alışkanlığı var. Efendim kumar alışkanlığı olan insanlar. Tabii herkes şunu bekliyor. Bu 3000 lira pound alırlarsa bunlar mutlaka aldığı parayı ya kumara ya içkiye veyahut da o alışkanlık yapan kötü maddelere verecekler diye bekliyorlardı. Araştırmalar bir sene sonra tam tersini ortaya koyuyor. İnsanlar kazandıklarında bir aidiyet duygusu, kendine bir özgüven gelişiyor. O güne kadar çocuğunu ziyaret edecek cebinde parası yok, çocuğunu ziyaret ediyor. Artı meslek kurslarına gidiyor, meslek ediniyor ve bir sene sonra 13 evsiz ailenin 7 kişisi ev sahibi oluyor. Şimdi bir diğer taraftan da başka bir ülkede iki grup insan üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Vatandaşlık maaşı verilen insanlarla verilmeyen insanlar arasında bir
araştırma yapılıyor. Hatırlarsanız işte para verirseniz işte tembellik olur, para verirseniz çalışmazlar, para verirseniz işte katma değer üretilmez diye bu hikayeleri herhalde hatırlarsınız değil mi? Türkiye'den hatırlarsınız. Buna benzer hikayeler vardı. Şimdi bu yapılan araştırma bir ampirik çalışma, yani deneysel, sahada yapılan bir çalışma bu. 2000 kişiye para vermişler her ay, vatandaşlık maaşı vermişler. 2000 kişiye de vermemişler. Bu 2000 kişiyi karşılıklı olarak bir sene sonra, iki sene sonra bakmışlar ki bir, ekonominin para verilen kişiler ekonominin büyümesine fayda sağlıyorlar. İki, o güne kadar ben bir işe yaramam düşüncesiyle kendine küsen insanlar kafalarındaki projeleri fırsat buldukça hayata geçiriyorlar. Artı ailelerindeki huzur da artıyor. Onun için değerli kardeşlerim, şimdi bu fikir 2005 yılında Türkiye'de bir insandan çıktı. Doğru mu? Doğru. Ama bugün bütün dünya şimdi Profesör Doktor Haydar Baş hocamın ortaya koymuş olduğu bu sosyal devlet projelerindeki vatandaşlık maaşını almışlar. 21. yüzyılın en büyük fikri olarak ortaya koyuyorlar. Yaptıkları araştırmalarda da gerçekten bu şekilde vatandaşlık maaşının ekonomiyi büyüttüğünü, insanlara özgüveni kazandırdığını ve ailelerine de daha faydalı bireyler olduğunu ortaya koyuyorlar. Onun için insan önemli. Bak, bir insan bugün bütün kainatta, bütün dünyada konuşulan, tartışılan efendim insan noktasına geldi. Şöyle bitireyim. Bütün kainatı Cenab-ı Hak kimin için yarattı? Peygamberi için yarattı. Peki bütün kainat insan için, insan da Cenab-ı Hakk'a kulluk için diyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, kıymetli genç kardeşlerimiz, yeni gelen notlarda Bursa Uludağ Üniversitesi aramızda. Üsküdar Üniversitesi aramızda. Giresun Üniversitesi'nden arkadaşlarımız burada. Ve Ordu Üniversitesi'nden arkadaşlarımız burada. Evet, şimdi de sempozyumumuzda araştırmacı yazar Sayın Muharrem Bayraktar'la devam ediyoruz. Buyurun. Ben de buradaki bu güzide gençliği tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Harun Kayacı konuşurken üniversitede Abdullah Bey'in Çapa Tıp Fakültesi birincisi olduğundan bahsetti. O sene 82 değil mi? 83'te ben üniversiteye yeni girdim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi kantininde oturuyoruz. 4-5 arkadaş. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gençler, kimisi Balıkesir'den, Aydın'dan, Silifke'den Hüseyin Ateş vardı. 4-5 kişiyiz, konuşuyoruz. Saçma sapan konular konuşuyoruz diyelim. Ben sırtımı dönmüşüm, yukarıdan aşağı birisi geldi, şak masanın üzerine bir dergi attı, icmal. Harun Bey arkamda, o zaman fizik bölümünde okuyor, yüksek lisans yapıyor, asistan olarak. Ve Mevlana'nın kapağı. Kapakta Mevlana var. 1983, hiç unutmuyorum. Dolayısıyla masanın üzerine gelen İcmal dergisi orada gençler etrafında da bambaşka bir ufuk ve sohbet konusu açtı. Ve orada o sohbet İcmal sohbetine evrildi. O sohbetin evrildiği gençler dalga dalga 80'lerden başlayarak işte buradaki bir programda yüzlerce genç olarak karşımıza çıktı. Onlara hoş geldiniz diyorum. Gönülden kutluyorum. Şimdi Arkadaşlar bir gençte olması gereken özellikler vardır. Biz Müslümanız ve biz Türk'üz. Batı'nın genlerinde öteden beri bir Türk ve İslam korkusu vardır. Bu korku hiçbir zaman onları bırakmamıştır. Ne Alman'dan ne Fransız'dan. Yani Alman Başbakanı Türkiye'ye gelip de İslamist terörden bahsediyorsa o genlerindeki o korkudan dolayıdır. Yani İslam'a ve Türkiye aslında olan korkudan dolayı o ifadeyi kullanıyor. Bu korku Amerika'da da vardır, bu korku Kanada'da da vardır. Yani Kanada'da
Müslümanların oturduğu camiyi basıp öldüren kişi Hristiyan bir delikanlı ama oradaki mesela onu yapanları Hristiyanist diye kimse söylemedi. Hiç, o konu hiç girme bile girmediler. Batıyı ben gençlerden hararetle tavsiyem Batı'nın genlerini, genetik yapısını çok iyi çözmeleridir. Aramızda en küçük kim var? Orada bir delikanlı var. Arkanda en küçük olan. Gel gel. Sen gel gel delikanlı gel. En küçük kim var? Gel. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben çok düşündüm yani. Gel şöyle gel, şöyle ortaya gel, bir şey göstereceğim. Korkma, heyecanlanma. Şöyle gel. Şimdi arkadaşlar, bu olayı hiç unutmayın. Şimdi Batı medeniyeti nedir? Batı kültürel olarak, siyasi olarak, felsefe olarak nedir? Şimdi bak bu genci, ayakta dursun, ayakta dursun. Ellerini uzat şöyle, şöyle çapraz yap. Bu ellerini gencin kelepçeli, kamera göstersin. Şu anda kelepçelenmiş bir çocuk düşünün. Kaç yaşındasın sen? 10 yaşındasın. Daha küçüğü yok. Bu elleri kelepçeli düşünün. Birkaç gün önce Amerika'da New York havaalanında bunun yarısı yaşında, bak bu büyük, 5 yaşındaki bir çocuğu Amerikan hükümeti ellerini kelepçeledi, annesini kelepçeledi, ülkeye sokmadı. 5 yaşında, yani bu 10 yaşında. 5 yaşında şu çocuk düşünün. O kelepçeyi, kelepçeli el olarak düşünün bunu. Niye bunu yaptı? Amerika, Pentagon'dan açıklama geldi bir de. Pentagon diyor ki, bu çocuk Amerika'nın geleceği açısından tehdit oluşturuyor. İşte Batı medeniyeti budur arkadaşlar. Bu cümleyi 5 yaşındaki elleri kelepçeli bu çocuğu hiçbir zaman unutmayın. Amerika için onun İranlı olması mühim değil. Faslı, Cezayirli, Gambiyanı, Türk olması, Müslüman. Müslümansanız siz genç delikanlılar 5 yaşında da Amerika için Batı felsefi anlamda söylüyorum, sosyolojik anlamda 5 yaşında da olsanız, 5 aylık bebek de olsanız siz Batı için tehdit oluşturuyorsunuz. Siz tehlike oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla Batı'ya ve Batı medeniyetine bu açıdan bakmadığımız müddetçe yapmış olduğumuz bütün ilişkilerimizde çuvallarız ve Allah'a şükür bu coğrafyada Türk devleti olarak üzerimize gelen bütün harici güçlerle bu anlamda siyasi olarak, kültürel olarak, sosyolojik olarak boğuşa boğuşa ayakta durmaya çalışıyoruz. Ve emin olun 5 yaşında oradaki o Müslüman gence, çocuğa kelepçe takmaya çalışan güçler asıl derdi sizsiniz. Türk milletidir, Türk milletinin geleceğidir. Bunlar nasıl Osmanlı'yı 16-17. Yüzyılda Humphrey'le, Lawrence'le paramparça ederek yok etmişlerse bugün de emin olun genlerinde bu birlik ve beraberliği taşıyan Türk gençliğini yok ederek bizi de haritadan silmek istiyorlardı. Şimdi birkaç gün önce İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Üniversitesi Bölüm Başkanı Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Şevket Sözen'in Edirne'nin Keşan ilçesinde yaptığı bir konferansı dinledim. Konuşmayı dinledim. Enteresan şeyler söylüyor konuşmasında. Diyor ki, Türkiye'de diyor uyuşturucu kullanarak ölme yaşı 9'a indi. Bilim adamı, profesör, ismini söylüyorum. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp'ta. Türkiye'de yani ilkokul yaşındaki çocuklar diyor, çocuklarımız, genç olacak olan, delikanlı olacak olan çocuklarımız uyuşturucu kullanıyorlar ve uyuşturucudan ölüyorlar diyor. Biz de şoktayız diyor. Yani ben ilk güvenlik kurulu toplantısında mesela bu konunun gündeme gelmesini isterim. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Allah'a şükür burada öyle bir manzara yok. Öyle bir yapı yok. Bunların bizim tohumunuz sağlam yani. Sizin tohumunuz icmalden geliyor. Sağlam yerden geliyor. Allah'a şükür. Ama arkadaşlar biz evet burada herkes vatanını, milletini, bayrağını seviyor. Ama biz bunu bu tehlikeyi ülkenin tamamına anlatarak, yayarak ve hatta ülke için gerek uyuşturucunun gerek diğer tehlikeli şeylerin bir milli güvenlik sorunu olduğunu anlatarak ülke üzerinde çünkü Batı bu hale, Batı'nın biz nesine özeniyor, nesine hayranlık duyuyoruz? Hayranlık duyacağımız yönü nedir? Mustafa Kemal Atatürk evet Batı'yı örnek alalım diyor ama Batı'nın sömürgeciliğini örnek alalım demiyor. Tekniğini, fennini örnek bunu alalım. Ama uyuşturucusunu örnek almayalım, kumarını örnek almayalım. Kötü alışkanlıklarını örnek almayalım. Biz bize ait, bu coğrafyaya ait olan güzellikleri örnek alalım. Bu anlamda bu gençlere Allah'ın izniyle bir sahip çıkacağız. Ve sahip çıkılması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Son bir şey daha söyleyip bitireceğim. Mehmet Emin bugünkü yazısında güzel bir yazı yazdı.
değil mi? Yeşil başlı göveler, ördek, iki günden beri okuyorum. Özellikle köyde işte ailesiyle yaşadığı günleri anlatıyor. Dedesi veya babası ava gitti. Bir yeşil ördek mi avladı? Yeşil ördek avladı. Güzel yazmış onu. Tebrik ediyorum. Şimdi o şey de Karacaoğlan'ın yazdığı bir şey, şarkı, türküdür. Güzel de bestelenmiştir. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı, eğricesin tel tel etmiş açar gider yele karşı. O bir kıtası var. Şahinim var, bazlarım var. Tel alışkın sazlarım var. Yare gizli sözlerim var, değemiyorum ele karşı. Arkadaşlar çok basit geliyor değil mi? Yare gizli sözü var Karacaoğlan'ın ama değemiyor ele karşı. Yani haya ediyor. Bak haya kavramı. Karacaoğlan'ın hem Ehl-i Beyt aşığı dizeleri vardır. Gelir hayaya, ahlaka olayı dayandırır. Ahlak. Türk toplumunda bizim sahip olduğumuz en önemli özelliklerden biri hayadır, ahlaktır, terbiyedir, büyüğe saygı, küçüğe sevgidir, toplumda yerini bilmektir, haddini bilmektir. Yani Karacaoğlan bunu asırlar önce yazdığı şiirlerden bize anlatıyor. Ama siz televizyon ekranlarını açtığınız zaman Allah aşkına o dizilerde, o filmlerde, o magazin programlarında bu hayayı görüyor musunuz? Şu anlattığı hayayı. Değemiyorum ele karşı. Yare gizli sözüm var. Değemiyorum ki niye? Haya ediyor. Haya, ahlak toplumu ayakta tutan en önemli dinamiktir. En önemli temellerden biridir. Neden? Çünkü haya imandandır. İmanınız varsa hayanız vardır. Biz imanımızı bize emredildiği şekilde hayamızı köklere koyarak aldık. Dolayısıyla gençler siz inşallah aldığınız terbiye ve size aşılanan bu maya gereği hiçbir zaman bu özellikleri unutmayacaksınız. Hiçbir zaman bu çizgiden çıkmayacaksınız. Her zaman vatan, bayrak, haya, ahlak gölgesi altında gölgeleneceksiniz. Sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Evet kıymetli gençler, şimdi de sempozyumumuzun son konuşmacısı Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Abdullah Ters. Teşekkür ediyorum. Şimdi entelektüel seviyesi, ahlaki seciyesi ve milli ve manevi değerlere bu denli bağlı bir gençlikle beraber olmak bizim için büyük bir şereftir. Hepinizi candan kutluyorum. Sizlere emek veren anadan babadan Allah razı olsun ve sizlere önderlik eden herkesten Allah razı olsun diyorum. Şimdi gerçekten Türkiye'nin çok çok değişik üniversitelerinden burada öğrenciler var. Burada arkadaşlarımızın ifade ettiği manevi dünyamızı olumsuz etkileyen her şeyden korunmuşsunuz. Gayrimilli pek çok unsurdan korunmuşsunuz. Kötü alışkanlıklardan korunmuşsunuz. Bu çok büyük bir devlettir ve çok büyük bir nasiptir. O bakımdan bunu hepinizin yüzünde okuyoruz, gönlünde görüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi burada hemen hemen herkes seçmen. Dolayısıyla belki birkaç defa oy kullanmış gençlerimiz var. İlk defa kullanacak olanlar var. Beni gördüğünüz zaman belki de aklınıza referandum geliyor. Çünkü pek çoğunun aklına geldiği gibi sizin de aklına referandum gelebilir. Bağımsız Türkiye Partisi olarak bu konuda açıklamamız oldu. Ben onu tekrar ederek programı bitirmek istiyorum. Tabii ki partimizin başkanlık divanı ve YK'sının bu konuda alınmış bir kararı olmadan bazı medya kuruluşları bizleri hayır cephesinde göstererek yayın yaptılar. Tabii bu hiç ahlaki olmayan, etik olmayan, gayri hukuki bir davranıştı. Bunun üzerine bizim hukukçularımız gereken ikazda bulundular, teksipte bulundular. Parti yetkili kurullarımızda alınmış bir karar olmadan partimizin hakkında böyle bir yayın yapılmasını doğru bulmadığımızı deklare ettik. Daha sonra bundan iki gün önce hatırlayacaksınız. Genel Başkanımızın bizatihi beyanıyla birlikte ben tabanımı serbest bırakıyorum. Parti teşkilatlarımı serbest bırakıyorum. Onlara karışmıyorum. Kendi özgür iradeleriyle beraber sandıkta kararlarını versinler diye çok açık ve net bir beyanımız oldu. Dolayısıyla burada bizim söylemek istediğimiz şey çok nettir.
demokratik hakkımızı bu şekilde kullanıyoruz. Zaten Bağımsız Türkiye Partisi'nin seçmeni, tabanı, teşkilatları birikimi olan insanlardır. Vatan, millet, devlet, bayrak gibi temel milli konularda hassasiyet olan insanlardır. Ne yapacaklarını, ne edeceklerini her zaman bilen insanlardır. Dolayısıyla onlar kendilerine özgüven olan insanlardır. Ne yapacaklarını bilirler. Yani seçmen olarak özgür iradelerini çok rahatlıkla kullanabilirler. Biz onları kendi özgür iradeleriyle beraber baş başa bırakıyoruz diye açıklamamız oldu. Şimdi bugün maalesef görüyorsunuz milleti bir gerilim ortamına, bir kavga ortamına sürüklemek istiyorlar. Maalesef mecliste başlayan uzak doğu sporlarını, dövüş sporlarını andıran manzaralardan toplumun katmanlarına böyle bir gerginlik yayılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla biz bu vebalin altına girmek istemiyoruz ve tamamen seçmenimizi kendi özgür iradesiyle beraber baş başa bırakıyoruz. Partimizin yetkili organlarından, genel merkezinden, il başkanlıklarından ve ilçe başkanlıklarından referandumda rengimizi ifade eden hiçbir beyan hasıl olmayacaktır, olmamıştır. O bakımdan Türkiye'mizin bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmesini temenni ediyoruz. Ve şunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Bağımsız Türkiye Partisi kurulduğu günden beri parti programına, partinin ilkelerine aynen sadık kalarak demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için siyasi mücadelesine devam edecektir. Milletin bütünlüğü, vatanın bekası, devletin bekası için üzerine düşen görevi yapmaya devam edecektir. Bunda kimsenin kuşkusu olmasın diyorum. Ve siz gençleri de hassasiyetiniz, yüreğinizin berraklığı, ahlaki seciyeniz ve korunmuşluğunuzdan dolayı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet. Arkadaşlar, kıymetli genç kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.